Şimdi özellikle Şüpheli Kadın ödümünden bahsedersek, Şüpheli Kadın ölümü Türkiye'de hiç olmadığı kadar arttı bir dönemde. Siyasal iktidarın buna yol açmış olması, siyasi konjonktürün buna el vermesi. Çünkü cezasızlıkla ödüllendiriliyor bu Şüpheli Kadın ölümlerinin failleri. Cezasızlıkla ödüllendirildiği için şüpheli bırakmak tırnak içerisinde çok işlerine geliyor faillerin. Bu yüzden biz bunları çok fazla görüyoruz. Türkiye toplumunda hiç olmadığı kadar şüpheli kadın ölümü duymaya başladık. Şimdi bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Niye biz bu kadar duyduk? Eskiden de mi bu kadardı be ya? Bunu sorguladığımızda da işte şu anki AKP iktidarının cezasızlık politikasını ve siyasal İslam'daki kadının yerini bir tartışmak gerekiyor öncelikle. Bu açıdan bir bakabiliriz olaya. Buna baktığımızda zaten şüpheli bırakılmanın çok kolaylaştırıcı olduğunu görürüz failler açısından. Hukuk açısından bakarsak da öyle. Çünkü neticede genellikle yüksekten düşme vakalarında sık sık rastlanılan yöntemlerden bir tanesi. İki kişi var bir evde, bir odada, bir otelde neyse genellikle bu sevgilisi oluyor ya da işte eski kocası ya da kocası oluyor aynı kişiler bu şey failler. Bu iki kişi olduğu için ispatlayamıyorsun. Yani onu çok teknik araçlarda ispatlayabilmen çok mümkün değil. Kimin yaptığını tam delille ispatlı. Şimdi birisini kaldırıp bıçaklarsan işte bıçak izi bellidir. Bıçak ortadadır, bulunur. Ya da işte balistik inceleme sonucunda o merminin o silahtan çıktığını bulabilirsin. Ama ittirilerek düşme olaylarında bunun fiziksel incelemesi çok zordur. Bunu fizikçi bilir kişiler yapabiliyor. Bunu Çöleşet vakasında gördük. Öncesinde Esin Güneş dosyası vardı. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi yine çok eski bir dosya. Orada da yine fizikçi bilir kişiler çıkarmıştı. Bunu fizikçi bilir kişilerin incelemesi dışında bir yöntem ne yazık ki mümkün değil. Bir de etkin soruşturmanın yapılmasıyla belki daha kolaylaştırılabilir araçlar bulunuyor gerçek failin ortaya çıkmasına ilişkin ya da onun gerçekten bir cinayet mi, intihar mı olduğuna ilişkin. Çünkü şunu çok sık duyar olduk. İntihar etti. Kadınlarımız intihar ediyor. Niye bu kadar bu dönemde intiharlar arttı? İşte bu sebeple arttı. Siyasal İslam da yönetildiğimiz için kadın cinayetlerini şüphelik bırakmak faillerinde çok işine gelmiş pozisyonda. Bu yüzden biz bunları intihar vakası olarak kaydı geçmeye başladı çok fazla. İşte Şebnem Köker dosyasında da özellikle Şebnem çocukluk arkadaşımdı. Onun dosyasında da beraatle sonuçlandı. Fail ben işte eski sevgilisi sanık Şebnem'in eski sevgilisi. Ben içeride uyuyordum. Şebnem atlamış, düşmüş veya işte ben görmedim diyor. Hani bu çok inandırıcı mı? Ben hala hiç kesinlikle inanmıyorum. En azından olayı gördüğünü düşünüyorum. Şimdi orada değildim. İşte ben de böyle yorum yapıyorum. Ben de orada değildim ama kesinlikle olayı gördüğünü düşünüyorum. Ve olayın kendi ifadesindeki gibi olmadığını düşünüyorum. Çünkü kendi ifadeleri arasında bile çelişki var. Yani gerçek bir tanedir. Niye çelişkili ifade verirsin? İki farklı, üç farklı ifade verirsin o zaman. Bu bile gerçeği saptırma ve kendisini bir şekilde bu olaydan sıyırmaya yönelik adımlardır. Soruşturmanın etkin yürütülmemesi. Ne yazık ki işte toplumda şu anda böyle bir şey var. Savcılar bu tarz olayları, bu tarz vakalardaki soruşturmaları etkin yürütmüyor. Savcı niye var o zaman? Şimdi mesela Şebnem Köker olayında savcı olay yerine bile gitmemiş. Olay yerinde yok savcı. Talimatla şimdi bir ceset var ortada. Ölümlü vaka, savcının olay yerine gitmesi gerekiyor. Savcı böyle bir vakada olay yerine gitmeyecekse hangi vakada olay yerine gidecek? Hani buradan da savcılara bunu soralım o zaman. Artık şaşırdık kaldık bu hukuksuzluk karşısında. Olay yeri incelemenin oraya girip tüm detaylarıyla, çünkü genellikle bunlar pencereden atlama ya da balkondan atlama şeklinde oluyor şüpheli kadın ölümleri. İşte o da bahsettiğim sebeple intihar süsü vermek tırnak içinde daha kolay oluyor bu tarz yüksekten düşme vakalarında. Atladığı pozisyon bile yani belki tutundu o arada yani düşmek istemedi. Yani belki iktirildi, düşmek istemedi ve trabzanı tutundu. Şimdi orada parmak izinin açısı bile bize aslında birçok delili gösterebilecek pozisyon. Ama ne yazık ki bu kadar etkin bir soruşturma yapılmadığı için ilk baştan itibaren şimdi o an sanık gelir
o an oraya olay yeri inceleme girmedi. Ya da işte bizim Şebnem Köker olayındaki gibi savcı bile belki olay yerine gelmedi. Şimdi ya da kaç saat sonra olay yerine incelemenin olay mahalline girdiğini de bilemeyiz. Bunların bir ilk etapta herkes bir çekilsin, olay yerine inceleme oraya girsin. Tüm delilleri, parmak izleri de dahil olmak üzere. Şüpheli mesela bizim olayı, yani biz Şebnem Köker dosyasından bahsediyorum. O olayda tanık olarak ifadesi alındı sanığın. Hiç ben kanı alınan örnek görmedim. Yani belki uyuşturucu madde etkisi altında bu diğer kişi. Yani bunu hiç mi delil olmayacak? Yani bu delil sayılmayacak mı? Ya da çok yüksek bir promilde de olabilir o kişi. Bunun biz bir alalım, bir sanık olarak bir gönder bakalım hangi madde etkisi altında, bunları bir görmemiz lazım. Ama işte Türkiye'de bunlar çok eksik yapılıyor. O mahkeme hakiminin vicdanına göre ilerliyor her şey. Şimdi vicdansız hakim ya da toplum vicdanını çok umursamaz hakimler de var. Başımı yastığa koyduğumda bu kararı düşün, yani benim vicdanımı sızlatmasın diyen hakimler de var. Kaldı ki zaten hukuk böyle bir şeydi. Hukuk da hakimlerin kişiliklerinden ziyade hukuk sistemini bağlayıcı, o hakimlerin kişiliklerinden arınmış hukuk sisteminin tamamımız için bağlayıcı olan kararların verilmesi lazım. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir şey biz yaşamıyoruz. Öncelikle hakimlerin bu tarz dosyalara bakan genellikle ağır ceza başkanlarıdır, yani ağır ceza heyetidir. Verdikleri kararın toplumda bir sirayetinin olduğunu düşünerek bu kararı vermeleri gerekir. Ben bu kararı veriyorum. Bu karar yarın öbür gün bir evin içerisinde kavga sırasında bir failin, o erkek olur genellikle bu, yani istisnai olarak bir kadın da olabilir, bir failin aklına getirerek bu dosyada da işte bilmem ne kararı duymuştum, burada hiçbir ceza almamış, beraat almış, ben de o zaman bu yöntemi uygulayayım deme cesaretini ve cüretini elde edememeli bu failler. Bunun vereceği kararın ileride buna yol açacağını da öngörerek sık dokuyup incelemesi lazım. Doğal olarak çok dikkatli verilmesi gereken kararlar.